place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.
İyi misin? Nasıl geçti dersin? İyi mi? Kerata seni. Ve atla. İlk önce öbür ayağını basacaksın. Şu ayağını. Onu değil. Onu öbür ayağını atacaksın. He. Şimdi sıkıca tutunacaksın, gideceğiz. Hadi yağmur yağmadan yetişelim. Tutundun mu? Hazır mısın? Tamam. Taksici, bugün yürüyeceksin herhalde. Taksici, aklını başından alırım bak ha. Bir benzin alalım değil mi? Bu sarı ışık başıma bela olacak. Motor o şeyden nasıl gidiyor bak, tekliğe tekliğe. Arkadaş var ya, bizim hiç mi yüzümüz gülmeyecek ya? Vallahi billahi ya. Bak 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 bak. Senin. Evet Allah, koskoca kaldırımı kuruttun. Otoban gibi kaldırımı. Geldin şeyden. Yani helal olsun. Ne diyeyim, başka bir şey demiyorum. Ben anlamıyorum ki, arabayı öbür tarafa ışık dönerken öbür tarafa yaya nasıl dönüyor? Burada mı kalayım? Atla oğlum. Hop, anahtar düştü lan. Niye durmadı orada? 100 TL dedik. Hoş bulduk. Yok, 100 TL olacak. 100 TL. Artık dolduramıyoruz ya eskisi gibi. Kaç oluyor abi? 400 kusura doluyor. Önceden 120'ye doluyordu. Sen hesapla kaç depo parası veriyoruz. Evet evet. Ya önceden de derken şurada fazla da bir zaman olmadı. Şimdi ona bakarsan motor atıyorum 50 milyar, soldu 150 milyar. Aynen. Yok ya. Kağıt parçası ya. Yemin ediyorum kağıt parçasına çevirdiler. Hani bir anlamı kalmadı. Her şeye zam, bizim maaşa sıfır. Ya, bu sefer de öbür taraftan veriyor. Şimdi yeni yıla bakalım ne olacak. Bayağı bir indirirler ya. Ha, asgari ücrete zam gelirse sağlam bir şekilde, her şeye yine sağlam bir şekilde zam gelecek anlamına geliyor. Nasıl? Yok, fark etmez. Teşekkürler. Bende yok, aynen.
Paranın bir kıymeti kalmadı. Anahtar, sen nasıl oldun da oradan düştün? Anlamadım ya. Tospik. Teşekkürler. Kolay gelsin, sağ olun. Hadi Tosun, atla. Aynı şekil bin dediğim gibi. Bu ayağını, öbür ayağını üzerine atacağım, bu ayağını. Ha? Ters biniyor. Sıpa ya. Ha, sıkıca tutun. No, depo çeyrek olmadı ya. Allah belanı vermesin. Debriyaj da vuruyor lan. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek bizim ya? Motor bir de şeyden yapıyor arkadaşlar. Şunun şeyi tutmuyor. Nasıl söyleyeyim? Sekron tutmuyor. Bunu benden önceki sahibi kavat. Bir de onun gösterdiği kavat ustalar. Bak. Kavatoğlu kavat. Bunların hepsi kavat. Bunun sekron ayarı yaparken o vidayı sonuna kadar sıkıyorlar. Yani sonuna kadar sıkıyor mu olunuyor işte. Yani sıkıyorlar. Sonra gevşeterek ayar yapıyor sekron. Bunun sonuna kadar, dibine kadar sıkıp bozmuşlar o cıvataları. Tutmuyor. Tutmadığı için bu debriyaja basma oranı çalışırken devir yükseliyor. Sekron tutmuyor yani. O kelebeklerin ağzı açık kalıyor. Bizim istediğimiz gibi sekron ayarı veremiyoruz. Onu da yapabilmek için bu 4 silindirin kafasına geçen işte bu egzistonların falan bağlandığı büyük bir döküm var. Blok. O blok komple alınması lazımmış. O blok şu an bir motor yarı fiyat. Çünkü şundan dolayı eski kasa, yeni kasa, 2023 model hepsininkisi uyuyor birbirlerine. Uyduğu için ne olacak? Yeni kasa 600 bin lira geldiyse, eski para birimiyle konuşuyorum. 600 bin TL'ye ya da 600 bin lira ülkeye geldiyse dolara 70-80 milyar. Ya geçen arkadaş bir motor aldı. Farından arızalı. 80 milyar verdim farına dedi. Ya mesela yani onu düşün. Honda attığın şeyin Afrika'nın otomatiği. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi bunu bozmuşlar. O öyle. O debriyaj kalkışta böyle tıkır tıkır yapıyor. O böyle bunu teklettiriyor, zıplattırıyor. Ulan hiç mi yüzümüz gülmeyecek ya? Bak nasıl gidiyor ya. Böyle yapmaması öksürür gibi. Kapak yani açılıp kapandığını motor anlayamıyor. Benzin bir veriyor bir vermiyor. Aslında vermiyorsun sen ama o oradan veriyor gösteriyor. O da böyle tikir tikir yaptırıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Nasıl sattım dobloları? Her yerde başa belalar ya. Allah billah. Allah doblo arkadan vurayım vurayım deme. Arkamda oğlum var yemin ediyorum paramparça ederim seni. Tamam. Sen de kapını açma lan. Şimdi arkadaşlar hani öyle. Ha, takip edin şunu, abone olun. Şu gerçekten herkesin zamanı kıymetli. Şu kıymetli vaktinizden bir 10-15 dakika ayırın abinize. Şu motorun masraflarını bari karşılayayım. Oğlum da şimdi arkadan beni dinliyor, diyor ki babam herhalde kafayı kendi kendine konuşuyor. Büyük ihtimal öyle düşünecek çocuk. Ah oğlum arkamda olmayacaktı. Ben size gösterirdim nasıl motor kullanılıyor da burada arabalar. Biraz öte yanaşı vermiyorlar ya. Aman. Yani biraz yanaşın. Bak ananızın nikahı kadar yer var. Amca da üzerime üzerime geliyor. Nasıl satayım? İşte böyle arkadaşlar. Yaratayı dershaneye götürdük. Dershaneden aldık. Gidiyoruz şimdi. Ya giderken çektiğim videoda ses herhalde gözükmedi. Artistik yapmayın oğlum. Bak anahtarınızı altınızdan alırım ha.
bakıyorum gaz açarken sırtıma yapışık arayı açıyor mu diye. Yoksa hemen frene basacağım ki sırtıma yapışsın geri. Bağlamıyorum. Bağlasam bu ipe güvenecek. 2 gün sonra da ipsiz bindirdiğimde elini bırakır. Şu an öyle bir sıkı tutuyor. Böbreklerim sökecek neredeyse. Bir de onca monttan sok parmaklarını şey yapıyor, hissettiriyor. İpe güvenir. 2 gün sonra da ipsiz bindiririz. Büyüyünce de ip vardı zannedip ellerini bırakır. Allah korusun. Mobiletin arkasından düşmeye benzemez bu makinenin arkasından düşmek. O yüzden dikkatli. Arkadaşlar aslında bindirmemem lazım ama kıyamıyorum çok. Çok istiyor, çok şey yapıyor, özeniyor. Şimdi ben kendi küçüklüğümü göz önüne getiriyorum. Babamın böyle bir makinesi olsaydı herhalde gece gündüz beynini ütülerdim adamın. Beni bindir, beni bindir, beni bindir, beni bindir diye. O yüzden kırmıyorum. Nadir de olsa motorun 5 yıllık sahibiyim. Yani bir ikinci üçüncü binişi diyebilirim. Öyle binmiyor yani, bindirmiyorum. Arada ödül gibi bir şey. Gerçi bu arızalarla da gidersek böyle ben de binemeyeceğim de. Neresini yaptırayım? Bu devirde hangi birine para yetiştireyim? Çözemedim. Makine beni çok üzüyorsun. Ben araba arkasında gidecek adam mıydım ya? Ben de geliyorum. Gidin siz. Arkadaşlar önden. Geliyor. Ben de yetişeceğim. Gel lan geri. Anan düt düt. Allah'ım bu akşam iş çıkışı trafiğinden nefret ediyorum ya. Yemin ediyorum. Yer gök araba insan doluyor ya. Bak nasıl kalkıyor. Titriyor. Allah'ım yarabbim. Ya var ya üf. Moral bozmaya birebirsin motor ya. Evet tabi böyle araba gitti diye 53 Rize 34 C5 E5. Merhaba. Korktum ya yanıma birden gelince araba girdi zannettim. Sen gir kardeşim aralar. Çok şanslı ya. Çok başım çok başım ütülüyor. Valla normalde bindirmeyeceğim ama kıyamıyorum. Değerini bilir inşallah. Valla unutmazsa bu günleri bilir. unutmaz herhalde. Unutmasın diye videoyu alıyorum. Bir kere 17 yaşında Hayabusa kullandım, hala unutmuyorum. O da unutmaz inşallah. Abi, senin de abi, eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun, güzel bir abi. Abi ara gaz ver. Yerim ben sizi çocuklar ya. Normalde hiç sevmediğim bir şey gaz vermek ama çocuklar için. Çünkü motor şey yani. Şimdi küfür edeceğim olmayacak. Şeyi gözü dağıtmış bir motor. Ara gaz verince piston bordan böyle karnıma geçecekmiş gibi hissediyorum. Eski kasaya para olacak, yenisine bineceğim. Bak o zaman işte ara gaz da veririm. Yemin ediyorum böyle var ya. Dip 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 vura 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 vites attırırım. Bunda ben 6000 7000 dedim mi vites attırıyorum göt korkusundan. Yoksa böyle var ya 12.000'de bir de buna saplayacağım böyle pat 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 diye. Ama işte biz öyle yapınca da bu motor 2 ay içinde bize patlıyor. Yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz.
Güzel bir video oldu. Beğenin. Bak arkadaşlar, oğlumun hatırına takip edin. Şu izleyip es geçen arkadaşlara sesleniyorum. Neyimiz eksik? Neyi beğenmediniz? Söyleyin, ona göre video çekelim. Ağzımız bozuk diye mi takip ettiniz? Her şeyi yazabilirsiniz oradan ya. Her şeyi açığız. Eleştiriye açığız yani. İnsan eleştirilmesi lazım. O zaman öğrenir ne eksiği olduğunu. Öyle her şey on numara gidiyor dersen, yanlış da yaptı diye olursa bir şeyi, doğru bilir o onu. Motor neredeyse stop edeceksin şimdi. Valla bir korum kelebeğine görürsün ha. Abi senin tekerleğin inmiş ya. Ben niye görmedim seni? Bayağıdır da takip ediyorum. Baksana. Yere oturmuş. Bak. Abi 17 yaşımda bindim diyor Hayabusa'ya diyor. Daha hala unutmuyorum diyor. O da unutmaz diyor. Unutmaz inşallah. Arkadaşlar görüşürüz. Bir video kapanışı yapalım. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Takip edin. Beğenin. Abinizi bir canlandırın ya. Yemin ediyorum. Takipçi yok. Böyle video çekesim gelmiyor. Motora binesim gelmiyor. Zaten biliyorsunuz sıkıntıları. Anlatıyorum her şeyi. Ya o nasıl titriyor. O yüzden takip edin arkadaşlar. Belki sayenizde yeni bir motor alırız, dinleriz. Belli mi olur? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın.